Benim bir tanem uyuyamaymış hala. Aşkım, bana kahvaltı mı hazırladın? Hı-hı. Bir tanesin sen. Da neden tek kişilik hazırladın? Sen yemeyecek misin? Hayatım, ben hazırlarken atıştırdım birazcık. Büroda çok işim var, çok yoğun, gitmem gerekiyor. Hadi sen ye. Bir dakika şimdi. Ben öncelikle bir şey soracağım sana. Sen bu kahvaltıyı bana mı hazırladın, yoksa bebeğimize mi hazırladın? Tabii ben sana hazırladım bir tanem ama bebeğimiz de biraz atıştırırsa çok mutlu olurum. Hadi. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen bana bunları böyle yediriyorsun. Ya ben hamileliğimde çok kilo alırsam, böyle kocaman göbekli şişman bir kadın olursam? Bir tanem, ben seni her halinde beğeniyorum. Ama tabii böyle şişman göbekli falan olmazsan sevinirim yani. Ya pis şey. Aşkım. Hayatım, ne yaptın? Ceketim gitti. Aşkım, çok özür dilerim. Sen diğer takımını giy dolaptan. Ben bugün bunları kuru temizlemeye yollarım. İyi, peki hayatım. Hadi ben gidiyorum. Tamam aşkım, hadi görüşürüz. Günaydın yenge. İşin bitince gel, temizliğe kadar göndereceğim demiştin ya. Tamam, sen bekle hanımefendi, ben şimdi getiriyorum. Bakalım ceplerinde bir şey kalmış mı? Bu ne be? Aşkım, hafta sonları buluştuğumuz otelde yine seni bekliyor olacağım. Karına bir yalan uydur, gel. Seni bekliyorum. Siz hiç merak etmeyin Ender Bey. Trafik sicilinden tapudan gerekli araştırmanın yapılması için başvurumuzu yapacağız. Hoşçakalın. Murat, bir daha ne yüzünü görmek ne de seninle konuşmak istemiyorum. Her şey bitti. Sakın beni arama. Bu ne ya? Tuğçe! Hamileymişsin, çok sevindim. Kutlarım seni. Aa, bu bavullar ne? Artık annemin evinde kalacağım ben. Annen Almanya'ya gitmiş, ne yapacaksın burada tek başına? Bana bak. Bak bakayım bana. Bir şey mi oldu? Gel otur burada. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Nasıl iyisin? Kale ağlamışsın sen. Söyle bakayım, ne oldu? Elen Hanım, ben gideyim. Ne yapacaksın Kale sen tek başına bu evde? Yürü, bize gidiyoruz hadi. Hadi kalk, yürü yürü, hadi gidiyoruz hadi. Hadi al bavulları. Murat benimle evliyken hafta sonları da sevgilisiyle birlikte oluyormuş. Biliyor musunuz Elen Hanım? Ha yok, daha neler. Her şeye inanırım ama buna asla inanmam. Cebinde bunu bulana kadar ben de inanmazdım. Aa! Bitti artık. Yok bu işin geri dönüşü. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Boşanacağım. Ay yok. Sen şimdi böyle şeyler düşün. Karnındaki bebeği düşün. Bu bebeğe böyle bir şey yapamazsınız. Zaten o konuda da kafam fazlasıyla karışık. Bu çocuğu istediğime bile emin değilim. Ha, oh iyi. Yok böyle bir şey. Dünyada olmaz. Bu fikri at kafanda. Neyse, sizin de kafanıza şaşırdım. Annemin evine gideyim ben. Ay yok, sen şimdi otur. Ben sana çok güzel bir bitki çayı yapacağım. Bak, içeceksin ve çok rahatlayacaksın. Tamam. Otur sen, ben şimdi geliyorum. Muratçım benim oğlum. Ne haber? İyidir be baba. Yok, iyi değil. Senin tadın yok. Geç bakalım, şöyle otur. Geç.
Anlat bakalım neyin var senin? Ya Nuri Baba, Tuğçe hiç buraya geldi mi veya bir telefon etti mi? Yok etmedi. Ne oldu ki? Ya baba, Tuğçe telefonuma mesaj atmış. Seni terk ediyorum Murat diye. Sonra da evde pılısını pırtısını toplamış, çekmiş gitmiş. Niye terk ediyormuş oğlum seni? Bir anlayabilsem. Alo Nuri mu? Elinicim, canım nasılsın? Murat'ın telefonu yok. Arayıp söyler misin Tuğçe bizde meraklanmasın? Tuğçe bizde mi yani şimdi? Baba Tuğçe sizde miymiş? Bir konuşabilir miyim? Alo Eleni Hanım, nasılsınız? Tuğçe iyi mi? Aşk olsun Murat. Sana çok kızgınım. Çok üzmüşsün Tuğçe'yi. Eleni Hanım, ben bir Tuğçe ile konuşsam? Olmaz şimdi Murat. Tamam, ben sizi buluşturacağım. İkiniz de oturup konuşacaksınız ve bir çözüm bulacaksınız. Artık kendinizi değil bebeğinizi düşünmek zorundasınız. Endaksi. Peki tamam Eleni Hanım. Ben şimdi ofise gidiyorum, sizden haber bekliyorum, oldu mu? Hoşça kalın. İyi, artık nerede olduğunu biliyoruz en azından. Bir de sebebini bilsem niye gittin? Murat Bey, kocanın metresini yazdığı o mektubu da dosyamıza koyacaksınız değil mi? Ya Mine Hanım, ben de size onu soracaktım. O mektubu siz yanınızda götürmediğinizden emin misiniz? Olur mu öyle şey avukat bey? Yani önünüze koydum ya, siz de baktınız, okudunuz. Hatta çok işimize yarar dediniz. Hatırlamıyor musunuz yoksa? Tamam, hatırlıyorum tabii ki de ama belki hani çıkarken falan yanınıza alıp götürmüşsünüzdür diye dedim. Sakın mektubu kaybettiğinizi söylemeyin. Canım tamam, telaşlanmayın. Eğer bendeyse kesin bulurum. Ne demek bendeyse ya? Ben size verdim diyorum, siz hala bendeyse diyorsunuz. Ne yapın edin, o mektubu mutlaka bulun avukat bey. Murat'cığım, bize biraz zaman ayırabilir misin? Merhabalar Eleni Hanım. Biraz oturmaz mısınız? Tuğçe'nin seninle konuşmak istediği bir şeyler var. Mine Hanım, bize biraz vakit verir misiniz? Teşekkürler. Tuğçe, ne oluyor hayatım? Gene niye kızdın? Bu not bugün senin cebinden çıktı Murat. Sanırım eski sevgilinden. Bunu bana nasıl açıklayacaksın çok merak ediyorum. Aşkım sen var ya harikasın. Hem harikasın hem de benim başımın tatlı belası. Ne diyorsun ya? Gel buraya gel. Gel bakalım. Mine Hanım buyurun. Haklıymışsınız, not bendeymiş. Onu sevgili karım ceketimin cebinde bulmuş. Değil mi bir tane? Ay çok rahatladım. Ne oluyor ya? Hayatım, Mine Hanım eşinden boşanıyor. Bu not da eşine metresini yazmış olduğu bir not. Yani şimdi bu mektubu sana eski sevgilin yazmadı mı? Yok canım. Benim canı çıkasıca kocamın metresini yazdığı mektup bu. Bir tanem, bak böyle bir şeyi sen bana yazmadığın müddetçe böyle bir not benim olamaz. Anlıyor musun? Tuğçe, kale gördün mü yaptığını? Şimdi sen bana kesin çok kızmışsındır. Tabii birazcık kızdım bir tanem ama ben senin bu garip kıskançlıklarına yaşamayı öğrendim artık. Buyurun. Aşkım, en sevdiğin tatlıdan aldım sana. Birlikte yeriz, değil mi? Yiyelim bakalım. Seni hayatta affetmezdim de. Doğacak bebeğimize dua etsen küçük hanım. Buyurun. İyi günler. Murat Bey mi? Evet, ben Murat. Çiçekler size göndermiş efendim. Öyle mi? Teşekkür ederim. Murat, bu ne? Bir şey değil canım. Hani büroyu yeni açtım ya. Hayırlı olsun diye çiçek yollamışlar. Saklama saklama, sen ver bakayım onu bana. Dünyanın en tatlı, en yakışıklı erkeğiyle bu geceyi benimle geçirmek ister misin? Kimden bu Murat? Hayatım yemin ederim bak, bilmiyorum. Ya ne demek bilmiyorum? Bari sana geldi bu işte. Kim bu kadın Murat? Bir tanem bak, yemin ederim çiçekle falan bir ilgim yok. Kadın madın tanımıyorum, bilmiyorum ya. Bir sürü abuk subuk şey geliyor başıma. Bak gözünü seveyim, inan bana bu sefer, olur mu? Tamam Murat, ben anladım ya. Biz yok, ne yaparsak boş. Olmayacak, yürümeyecek bu iş. Ben gidiyorum. Çok korktun değil mi? Niye gülüyorsun sen? Ya tamam, ben gönderdim sana bu çiçeği.
bugün olanlar için bir özür hem de bir şaka olsun diye. Öyle mi? Sen gel bakalım öyle. Bir dakika. Bir tanem sen kızma babaya, olur mu şimdi olacaklar için? Babam böyle anneciğine güzel bir sopa atacak şimdi. Sen kızma babaya, olur mu? Ya! Gel buraya, gel. Gel buraya.